Devaş. O Ranvir değil. İki Ranvir. İki Ranvir var. İki tane. İki. İki Ranvir. İki Ranvir mi görüyorsun? Senin de mi aklın gitti? Ben de iki tane görüyorum. Gördün mü? Bu kadar yeter. Şimdi git uyu. Yoksa dört Ranvir görmeye başlayacaksın. Hadi git. Kaybol buradan. Ben de bundan kurtulacağım. Kurtulacak mısın? Uyutacağım yani. Git hadi. Ne konuşuyor bu? Ben gideyim. Eşyalarını şuradan alabilirsin. Ayrıca Bay Arvi'ye teşekkür etmelisin. Onun itibarını zedelemeye çalıştın. Ama o yine de şikayetini geri çekti. Eğer almasaydı o zaman uzun süre hapiste olurdun. Ondan sonra da düzgün bir iş bulamazdın. Arvi mi? Evet, Arvi. Bay Arvi aramam için bir numara vermişti. Alo? Bay Arvi? Nimisha'yı az önce çıkardık efendim. Güzel. Çok güzel. Tamam, bugün... Büyük bir gün. Herkesi çok mutlu edeceğim. Bu yüzden onu affettim. Ne yapayım? Kocaman bir kalbim var. Öyle kızlara... Maalesef kıyamıyorum. Öyle mi? Şaka yaptım. Boş ver. Gül geçişti. Bu güzel bir şey. Size zarar vermeye çalışan biri için iyi düşünüyorsunuz. Sizin gibi birini hiç görmemiştim. Belki görmüşsünüzdür. Ama tanımamış olmalısınız. Ben dürüstlükle dolandırıcılık yaparım. Böylece herkes mutlu olur. Ve insanlar beni sevmiş olur. Çünkü benim adım Milan. Herkesin sevgilisi benim adım Milan. Herkesin sevgilisi benim adım Milan. Herkesin sevgilisi benim adım Milan. Herkesin sevgilisi. Nişani, çok güzel görünüyorsun. Ah, güzel kızım. Kimse sana kötü gözle bakmasın. Vay canına, şuraya bakın. Nişani, annen burada değil. Bu yüzden annenin görevini ben yapacağım. Sen de biliyorsun. Falguni... Geleneklerine çok bağlı biriydi. Harşat'la evlenip bu eve geldiğinde bana bu güzel hediyeyi vermişti. İşte burada. Dedi ki yeni bir evlilikte herhangi bir engel çıkarsa Tanrı onu bir şekilde uzaklaştırır. Bundan önce Ranvir'le evlenirken sana bunu vermedim. Çünkü kendim mutlu değildim Nişani. Ama şimdi... Bunu isteyerek veriyorum. Çünkü gerçekten çok ama çok mutluyum. Al, tut bunu. Her zaman yakınında olsun. Falguni, duaların gerçekleşeceğine çok inanırdı. Yeni bir hayata başladığında bir engelle karşılaşırsan, Tanrı sana yardım eder derdi. Anladın mı? Hadi Dişa, aldığım takıları ona takalım. Hadi, al şunu. Hadi. Tamam, benim yüzümden mi geç kaldık ha? Herhalde yani. Hazırlanırken kendinden geçmişsin. Önce damadı hazırlamalıydın.
Onu senin hazırlaman gerekirdi. Eğer o işi bana verseydin tabii ki ben hazırlardım. Kendin alsaydın. Al bunu giydir. Sana veriyorum işte. Al giydir. Hadi. Hep laf. Yeter ama. Sizin kavgalarınız yüzünden çoğu zaman geç kalıyoruz. Savaşmayı bırakırsanız işin geri kalanını yapabiliriz ha? Gördün mü? Bak. Seninle kavga ettiğimiz için geç kalıyoruz. Anne, baba, bugün benim düğünüm var. Aa, elbette ki canım oğlum. Neden olmayacakmış? O kadar yakışıklı görünüyorsun ki kimse sana nazar değdirmesin oğlum. Gel oğlum gel. Bu geleneği de hadi. Evet evet. Hadi hadi. Nişani, hayatın yeni bir dönemi başlıyor artık. Yeni mutluluklar gelirse yeni zorluklar da gelir. Bundan korkma, tamam mı? Merak etme babaanne. Ranvir'in desteğiyle hiçbir şeyden korkmayacağım. Çok güzel. Hep iyi olun. Aklıma gelmezdi. Çocukluk aşkıma sonunda kavuşacağım. Ranvir'i bir daha hiç göremeyeceğimi düşünmüştüm. Sevgim tek taraflıydı ama gerçek. Eğer sevginiz gerçekse kimse birleşmenizi engelleyemez. Zamanla hayatımın değiştiğini gördüm. Ölmek için hapse girdim. Ama hayat bana bir şans daha verdi. Pek çok fırtına geçti. Pek çok insan geldi. Nefretlerini gördüm, öfkelerini gördüm, birleşmelerini, ayrılmalarını. Sonra zamanın değiştiğini gördüm. Zamanla hayatımın değiştiğini gördüm. Değişim hayatın kuralıdır. Değişmeyen şey sevme isteğidir. Bu asla değişmez, sadece artar. Ama hiç değişmeyen bir şey var. Asla değişmeyecek olan. Bizim aşkımız. Aşkım sadece senin için. Değişmek zorundayız. Eğer zamanla değişmezsen, zaman seni değiştirir. Düşünsenize, kızınız ne tür kıyafetler giyip dışarı çıkıyor. Biliyorsun, benim güvenilirliğim de sarsıldı. Bu arada ben aslında bir güven düşmanıyım. Her neyse, böyle şeyler bana çok yakışır. Evet, madem zahmete girdin, bitireyim bari. Güzelmiş. Bunu şimdiye kadar kızına öğretmiş olsaydın, çoktan evlenmiş olurdun. Anne... Anne biliyor musun bugün beni... Demiş ya?
Ben de senden bahsediyordum. Otursana. Hadi geç otur. Otur dedim sana. Burası senin evin. Otur diyorum. Ben oturacağım, tamam. Evet, az önce ne diyordum? Ha, buldum. Dinle. Sen bilmiyorsun ama senin kızın... Bir kız büyüdüğü zaman dünya bunu ailesinden önce anlar. Sen de anlamaya çalış. Çöp çatanlık işi yapıyorsan kendine de iyi bir adam bulmalı ve onunla evlenmelisin. Bu böyle olur. Bak şimdi hatırladım. Henüz evinizi gezmedim ben. Bir bakayım ha. Bu da ne? Daha başlamadan bitti. Küçükmüş. Ama iyi. Duyduğuma göre eskiden bir malikanede yaşıyormuşsunuz. Ama oğlun Çırak öldükten sonra hayatınız birden kararmış, değil mi? Şuna bak. İyi bir televizyonun bile yok. Şunun haline bak. Eskiden var mıydı? Her neyse, televizyon pahalı olmasa da bütün programları gösterir zaten. Açıp izleyelim hadi. Sadece seni görmeye gelmeliyim. Seni hapse attıracağımı söylemek için. Gerçi seni oradan da kurtarabilirim. Düşünsene. Kim bilir daha neler neler yapabilirim. Unuttun mu? Fotoğrafını çekmiştim. Özel bir görüşme yapıyorum. Bak. Sadece seninle çıkmak istemiştim. Ama sen her şeyi mahvettin. Gerçi ne yapsam da sorun değil. Hayatını iyileştirirdim. Ama sen Şarman'la anlaştın. Ve yok yere her şeyi Şani'ye anlattın. Kendi imajını mahvetti. Bak. Bugün benim düğünüm var. Bu yüzden sana acıdım. Bu yüzden seni hapisten kurtardım. Ve bugün düğünümde sorun çıkmasını istemiyorum. Kurnazlık yapmaya çalışırsan arabada ne yaptığımı da biliyorsun. Kendimi tutamam ve öfkeleniyorum. Tamam mı? O zaman sadece denedim. Ama bu sefer anladın mı? Eğer fikrini değiştirirsen bana haber ver. O düğünü iptal edip hemen seninle evlenirim. Sonuçta dost olabiliyorsak düşmanlığa gerek yok. Anlıyorsun değil mi? Umarım beni anlıyorsundur. Hı? Neyse, artık ben gideyim. Eşine selam söyle ve çay yapmaya devam et. Çünkü belki de annem beni evlendirmek istedi. Bu yüzden sizi çaya çağırdı. Söyle, bu replik hangi filmden? Ama bu da replik değil, şarkı şarkı. Hadi hoşça kal. Hepinizin bildiği gibi ünlü iş adamı Harvey Vagela bugün evleniyor. Uğurlu zaman 2 saat sonra. Misafirler gelmeye başladı. Ve şu anda damadın yanındayız. Ona nasıl hissettiğini soralım. Efendim... Efendim, düğününüz hakkında ne söyleyeceksiniz? Buraya gelmenize sevindim. Herkese saygılarımı sunuyorum. Ama düğünler aslında her ailenin özel meselesidir. O yüzden sizden rica ediyorum, gündeme taşımayın. Ve tabii ki yemeklerden alıp teşekkür ederim.
Arvi Vagele'yi izlediniz. Kendisi düğün gündem olmasın dedi. Ama biz buradan canlı yayına devam edeceğiz. Ayrılmayın. Canlı mı? Bu program canlıysa Arvi nasıl buradaydı? Bu durumda iki Arvi mi var? Buraya gelmenize sevindim. Herkese saygılarımı sunuyorum. Ama düğünler aslında her ailenin özel meselesidir. O yüzden sizden rica ediyorum, gündeme taşımayın. Ve tabii ki yemeklerden alın. Teşekkür ederim. Kimsin sen? Şu anda şok geçirdiğini biliyorum. Yani anlamakta zorlanıyorsun. Bak, eve gidip biraz dinlen. Sana söz veriyorum. Sana bunu kim yaptıysa bedelini ödeyecek. Bu o adam değil mi? Geçen gün doktora gelmişti. Hatta 256 numaralı hasta. Hiç aklıma gelmezdi. Onun kadar acayip bir hasta böyle ünlü bir iş adamıymış meğer. Bir kız çok güzel olunca ona veda edesim gelmiyor. Seni üstünü değiştirirken gördüm. Şunu hiç unutma. Cam evde yaşayanların üzerini değiştirirken bodruma inmeleri gerekir. Bak, senin kahramanınım, sen de benim. Gel, hadi biraz eğlenelim. İki saattir konuşuyorsun, hiç tepki verdi mi? Bilinçsiz yatıyor. Dünden beri rahatsız. Kendini çok iyi hissetmiyor olmalı. Bu durumda beni takip eden kişi Arvi değildi. Arvi'ye benzeyen biriydi. Ve tüm bunları bilerek yaptı. Her şey için Arvi suçlansın diye. Bunu Işani'ye söylemeliyim. O da tüm gerçekleri öğrenmeli. Hayır. Önce elimde bir kanıt olması gerek. Arvi'nin kopyasını bulmalıyım. Yani o kanıtı doktordan başkası veremez bana. İşani, öncelikle dua töreni yapacağız. Ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de hemen gel, tamam mı? Bileziklerim. Düğün şalım yırtık. Anne, baba. Düğünden önce çok kötü bir işaret. Kendimi çok kötü hissediyorum. Yanımda mısınız? Lütfen Ranvir'le benim için dua edin. Lütfen her şey yolunda olsun. Işani, babaanne seni aşağı çağırıyor. Her şey yolunda mı? Neden üzgünsün? Krisha, lütfen git Ranvir'i çağır. Ama ben... Lütfen dediğimi yap. Onunla konuşmak istiyorum.
Üzgünüm Işani ama gelin ve damadın nikahtan önce birbirlerini görmemeleri gerekiyor. Uğursuzluk getirir. Biliyorum Krisha ama çok huzursuz oldum. Lütfen çağır onu. Söz veriyorum ona bakmayacağım. Sadece konuşmak istiyorum lütfen. Tamam merak etme onu çağıracağım. Neden içimde böyle kötü bir his var? Bir şey olacakmış gibi. Işani? Ne oldu? Ne konuşmak istiyorsun? Krisha senin iyi olmadığını söyledi. Ranvir neden bilmiyorum. Ama az önce gelinliğim bir çiviye takılıp yırtıldı. Ve düğün bileziklerim de kırıldı. Nasıl oldu hiç anlamadım. Bu kadar mı? Annem sana bir sürü bilezik verir, takmaktan bıkarsın. Ben de sana hemen bir şal alırım. Merak etmene gerek yok Işani. Işani? Bak, eğer öyle alarsan içeri girmek zorunda kalırım. Hayır, sakın yapma, lütfen. O zaman ağlama. Düğünden önce böyle yapma Işani. Düğünde de ağlamana gerek yok. Bu evden ayrılmana bile gerek kalmayacak zaten. Ranvir, gerçekten korkuyorum. Düğünden önce kötü işaret bunlar. Buraya kadar çok zor geldik. Bunları mı yaşayacaktık? Hep birlikte olalım. Ve uğursuzluklar bizi ayıramasın istiyorum Ranvir. Işani. Elimi tut. Elimi tut ve bana ne hissettiğini söyle. Yanımda olduğunu. Bana güven veriyorsun. Yanında olduğum sürece bunun sarsılmasına izin verme. Hiçbir şey değişmeyecek. Yani bundan sonra ne olursa olsun biz evleneceğiz. Belirlenen tarih ve saatte. Biliyor musun? Tanrı'ya dua ettim. Ona dedim ki günah işlemiş olabilirim. Ama sevgimizi cezalandırma. Bizi hep koru. Bu sefer evleniyoruz. Sana söz veriyorum. Ranvir. Aferin sana Ranvir. Kuralları çiğnemekte hiç üstüne yok. Birbirinize bakmadan duramıyor musunuz? Işani. Kızım içeri geç. Hadi. Bana bak. İçeri gelip dua etmelisin. Yoksa düğün alayını buraya getireceğiz. Birbirinize daha sonra bakarsınız tamam mı? Tamam gidelim. Ben de seni bekliyordum. Ama sözümü tutmak için burada olmam gerekiyordu. Söz mü? Ne sözü? Neden bahsediyorsun sen Ranvir? Teyze geç kalıyoruz. Hadi artık. Nimisha. Nereye gidiyorsun?
Anne, dürüst olduğuma dair bir kanıt bulmak zorundayım. Hayır, sen delirdin mi? Ha? Demek o adamla görüşeceksin. Hayır, sana izin vermiyorum. Çok tehlikeli biri o. Evet, tehlikeli olduğunu biliyorum anne. Amaçları daha da tehlikeli. Onu durdurmak zorundayım. Sadece benim için değil, işin için yapmam gerek. Nemişe dur. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Gidemezsin. Yapmak zorundayım anne. Lütfen bırak gideyim. Nemişe. Tanrım lütfen. İşeni'yi kurtar. Gerçekten kötü bir şey olacak. Arvin'in kopyası var. Düğün kıyafeti giymişti. Amacının ne olduğunu bulmalıyım. Şoför bey, lütfen hızlı gidelim. Bay Ranvir Vagele? Evet. Bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Neden? Sizinle ilgili kanıtlarımız var. Bayan Nimişe'ye saldırdığınız ortaya çıktı. Ne saçmalıyorsunuz? Bu da nereden çıktı? Ona saldıran kişiyi daha önce aldınız zaten. Tutuklayıp götürdünüz. Neden bahsediyorsunuz? O farklı bir durumdu. Bu farklı bir saldırı girişimi. Bunun için asla suçlanmadım. Komiser Şirke'ye sorun. Konuyla o ilgileniyor. Evet ama yetkili artık benim. Şimdi benimle birlikte polis merkezine gelmeniz gerekiyor. Bakın bugün evleniyorum. Birazdan düğün olayım çıkacak. Müstakbel işimi bekliyoruz. Düğünden sonra polis merkezine kendim gelirim, tamam mı? Eşinize söyleyin, bu konuyu beklemek zorunda. Eğer suçunuz yoksa mahkemeye gelip ifade verirsiniz. İfadenizi almadan burada kalmanıza kesinlikle izin veremem. Avukatımla konuşmadım. Onu yolda ararsınız. Formaliteleri ne kadar hızlı şekilde bitirirseniz evinize o kadar çabuk dönersiniz. Peki, aileme haber vereyim. Onlara biz haber veririz. Evlerine göndeririz. Zaten çok geçmeden dönmüş olursunuz. Çok garip. Peki, gidelim. O iyi bir aktör. Ama benden iyi değil. Kimse Mallu Baba'dan daha iyisini yapamaz. Hatta Sancı Baba bile. Gidelim Milan. Ayranı çalkaladı. Tereyağını alma vakti geldi. Bakalım Işani ne yapıyor? Neden korkuyorsun? Korkmana gerek yok. Sen yapman gereken her şeyi yaptın zaten. Ha, telefonum. Affedersin, affedersin. Ver ona. Çabuk olun, geç kalmayayım. İşte Ranvir geldi. Başlığı hazır. Hemen getirip ona takalım. Tabii olur. Ne oldu baba? Neden buraya geldin?
Ben küçük çocuk değilim baba. Gelenek öğretmene gerek yok. Neden bahsediyorsun oğlum? Ben biraz heyecanlıyım da. Mutluluğuma engel olamıyorum. O yüzden aklıma ne gelirse söylüyorum. Neyse, sonuçta aynı kulüpte olacağız değil mi? Evli erkekler kulübü. Mabet dönüşlerini bitirdiysen gidelim artık. İçeride at ve bando seni bekliyor. Hadi. Evet. At, bando, düğün alayı, millet. Ben resmen damat oldum. Artık Arvi'yim ben. İşte gelebildi. Beni en yakındaki polis merkezine götüreceğinizi söylediniz. Ama bu yol başka yere gidiyor. Anlıyorum, acele ediyorsunuz. Ama burası da kestirme. Birazdan orada olacağız. Çabuk, adam düğüne yetişecek. Hızlı sür. Kader seninle iş birliği yapınca hayat eğlencelidir. Kader senden yana Harvey. Sen uzaktasın, ben yakında. Bando bile benim için çalıyor. Hadi bakalım. Ranvir, ne yapıyorsun oğlum? Eğilmesine izin vermeyecek. Ama dediniz ya, gelenek böyleymiş. Nasıl engel olabilirim? Damadımız gerçekten akıllı. Tamam, hadi bakalım, içeri gelin. Hadi. Çabuk. Hadi damada. Tamam. İçecek ikram edin. Hadi. O adam delidir. Kaçıktır. Aklı sağlıklı çalışmıyor. Anında bir uçtan diğerine savrulabilir. Kadınlara saygı duymaz. Ve her fırsatta onlara kötü davranır. Thank you.
İtiraf etmeliyim, en iyi kızlar buradaymış. Neden daha erken gelmediysem? Her zaman çok kaba bir dil kullanır. Filmleri çok sever. Her fırsatta repliklerle konuşur. Sancay Dutt'ın büyük hayranıdır. Kendisine kötü adam Milan der. Eminim hayatında onu bu hale getirecek bir şey olmuştur. O bir psikopat. Gerçek bir canavar. Kimseden korkmaz. Kadınlara hiç saygı duymaz. Kendisinden büyük olan insanları umursamaz. Büyüklere hiç saygı duymaz. İstediği bir şey varsa alana kadar asla durmaz. Kaçmasına neden izin verdiniz? Neden hastaneye yatırmadınız? Eğer normal raporu verip onu buradan göndermeseydim beni öldürecekti. Doktorluk kariyerimde bir sürü deliyle tanıştım. Ama Milan gibisini hiç görmedim. Delirmiş birini görünce onda bir sorun olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak Milan'ın deliliği görünmüyor. Gizleyebiliyor. Ama keşfedilince tehlikeli bir hale geliyor. Buraya Harvey'i yok etmeye geldi. Her şeyini elinden almak istiyor. Her şeyi gözünü dikmiş. Onun sahip olduğu her şeyi istiyor. Burada kontrol tamamen bende. Yani bu ev benim. Artık adım Ar. Onun karısı da benim. Doktor lütfen, ondan biraz daha bahsedin. Çok uzun süre odaklanamaz. Bir anda kızıp bir anda gülebilir. Hayal dünyasında yaşıyor. Hayalini gerçeğe dönüştürmek için her şeyi yapabilir. Ranvir Vagela. Ranvir gitti. Ranvir gitti. Ranvir Vagela. Ranvir. Neden adını tekrar ediyorsun? Çünkü Arvi'den nefret ediyorum. Ne? Hadi ama baba. Adım artık benim değil. Başka birine bağlanacak. Bundan hoşlanmıyorum. Erkeklerin isimleri düğünden sonra değişmez. Eşlerimiz kendi soy isimlerinden önce bizim isimlerimizi yazarlar. Adını sevmelisin Arvi. Bu güzel bir isim. Nefrete adının bir itibarı ve iyi bir şöhreti var. Bu itibarı elde etmek için sen çok çalıştın oğlum. Çok çalışmadım. Kısmet oldu. Madem ona sahibim, artık kaybetmeyeceğim. Şaka yapıyorum baba. Gülümse biraz. Anladım. Gülümseye. Evet. Delisin Randır. Demek bana saldıran kişi aslında Milan'dı. Ama yok yere Arvi'yi suçladım. Bu yanlışlığı düzeltmeliyim. Bir şeyler yapmam gerek. İşenenin ailesine haber vermeliyim. Lütfen doktor bey, benimle gelip İşenenin ailesine gerçeği söyleyin. Arvi'nin bir kopyası olduğunu ve... Beni anlamıyorsunuz Bayan Nimişan. Ben onu inceledim. O tehlikeli bir adam. Benim tavsiyem ondan uzak durun. Hayır doktor bey, ben bunu yapamam. Kardeşim o aileyi yeterince rahatsız etti zaten. Onun suçunu telafi etmeliyim. Lütfen bana yardım et. Gelemem. Çünkü ölmek istemiyorum. O kimseden korkmayan bir canavar. Onun hakkında doğruyu söyleyebilirsiniz. Ama polisi oraya götürürseniz Arvin'in bütün ailesini tehlikeye atarsınız. Eğer Milan'ın sırrı ortaya çıkarsa kimseyi affetmez. Peki doktor. Bana gerçekleri söylediniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi adresi verin ne olur.
Babaanne, gelini çağırın. Herkes düğün konusunda çok heyecanlı. Olacakları bilmiyorlar. Dünyadan haberleri yok. İşhani geldi işte. Ve işte Arvin'in gülünü. Düğün vakti geldi kızım. Yıllarca bekledikten sonra Ranvir ile sonsuza dek birlikte olma vaktiniz geldi. Kapı kilitli. Milan evde değil demek. Ve bu onun aleyhinde kanıt bulmak için bir fırsat olabilir. Bunlar Arvin'in kıyafetleri. Bu durumda Milan Arvin'in kılığında aramızda dolaşıyormuş.
Biz bile... Kim o? Kim o? Kim o? Ne oldu kızım? Sorun nedir? Niye durdun? İçimde kötü bir his var. Ranvir'in yanındayım. Neden hala huzursuzum? İşhani, hadi kızım, vaktimiz tükeniyor, hadi. İşhani, evlenme konusunda kararsız falan mısın yoksa? Nikah yeminlerinden önce ben de böyle hissetmiştim de. Çok güzel yenge, bu şakanın tam zamanıydı. Nişani bu demek. Ranvir onun için neden bu kadar deli oluyor acaba? Şimdi ikiniz de ateşin etrafında dönüp bugün vereceğiniz sözlere her zaman uyacağınıza yemin edeceksiniz. Şimdi sağ elini uzat. Elini onunkinin altına koy. Lütfen kızım. Çöz beni lütfen. Hadi. Korkma, sana zarar vermeyeceğim. Milan beni buraya kapattı. Lütfen çöz beni. Lütfen. Hadi lütfen. Acele et hadi. Kimsin sen? Burada ne yapıyorsun?
Milan'ı nereden biliyorsun? Arvin'in kıyafetleri neden burada? Bunun için zamanımız yok. Önce Ranvir'e girip ona Milan'ın kim olduğunu anlatmalıyız. O çok tehlikeli bir adam. Ve onun yerini almak istiyor. Ranvir'i uyarmalıyız. Hemen hadi çabuk gidelim. Bakın, size bilmek istediğiniz her şeyi söyledim. Resmi ifademi verdim. Ailemle konuşmama izin verin. Gazoz afişi. Burası gerçek bir karakol değil. Bunlar da gerçek polis değil. Ranvir. Evet. Söyle. Şuraya bak. Beni bakışlarıyla öldürecek. Titredip derinden bağlılar. Onları ayırmak eğlenceli olacak. Sonuçta ben Harvey değilim. Milan'ım. Bunu kimse anlamaz. Ama bu kız konusunda dikkat etmeliyim. Gözlerime bakma Şani. Gözlerim beni korkutuyor. Çiçekleri ateşe serpebilirsiniz. Ne? Çiçekleri mi? Sorun değil peder. Ona tekrar söyler misiniz? Kendisi bugün fazla mutlu. O yüzden biraz telaşlı. Eğer karıştırırsa veya yanlış duayı okursa evliliğim tehlikeye girer. Neden hepiniz öyle bakıyorsunuz? Ben çok mutluyum. Sonunda Ishani ile evleniyorum işte. Hemen onu geri ver. Kimseyi arayamazsın. Gerçek polis olmadığınızı biliyorum. Beni neden buraya getirdiniz? Eğer beni kaçırdıysanız fidyenizi söyleyin. Daha dur, Ragav. Doğru söylüyorsun. Biz polis değiliz. Ve sen kaçırıldın. Ama para için değil. Buz gibi bir kız. Ranvir neden buna deliriyor? Kahretsin. Artık ona katlanmak zorundayım. Patronunuz kim? Beni kaçırmanızı kim istedi? Ne bakıyorsunuz? Tutun onu. Hayır. Şimdi onları birbirlerine bağlayalım. Babaanne, sen yapar mısın? Tabii. Bağlamadan sonra sırada yeminler var. Ondan sonra da bu evde yaşama iznim olacak.
Yakalayın onu! Kaçmasın! Aa, şu işe bak! Işıklara ne oldu şimdi? Elektrik mi kesildi? Babaanne, uğurlu zamanın bitmesine sadece 10 dakika var. Ondan sonra nikah kıymak doğru olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.